Hepinize merhaba arkadaşlar, Bursa Spor 6 ay mücadelesi öncesi bu maçın size ne kadar önemli olduğunu bugün anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle sosyal medyadan bugün gördüğümüz üzere Metin Yüksek öğretmenimizin odaklan Bursa hashtag ile iyi bir sinerji yarattığını söyleyebiliriz. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz de Bursa Spor taraftarları olarak bu hashtag altında çeşitli paylaşımlarda bulunalım. E, gerek bayrak asalım gerek fotoğraf çekelim Ama desteğimizi hiçbir zaman bitirmeyelim Bugün size Bursaspor Spor Altay mücadelesinin Öncesinde Bursa Spor'la Altay'ın arası neden kötü Onu anlatmaya çalışacağım Arkadaşlar biliyorsunuz Bursaspor 2004 yılında Küme düştü Bundan bir yıl önce yani 2003 yılında da gene küme düşmekten son anda kurtulmuştu Ve burada rakibi Altay'dı Altay Ligin 32. haftasında Bursa deplasmanına geldi arkadaşlar Ve bu maç 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi Ama bu maçta çok şey konuşuldu Bu maçta yaşananlar ilk başta Bursaspor Spor 1-0 öne geçiyor Ardından e, Çağdaş atan e, Maraton tribünün önünde taca çıkan topu Almak için gittiğinde Bursa top toplayıcı arkadaşımız Topu geç verdiği için e, Kendisine tokat atıyor O zamanki hakem de bunu tabii görüyor ve e, Çağdaş Atan'ın ihracına karar veriyor ki henüz daha 37. dakika ve Bursa Spor'da zaten 1-0 galip. Şimdi böyle olunca Altay'ın gardı düşüyor arkadaşlar. Bursaspor bu maçı alırsa 6 e, Altay'ın da önüne geçmiş oluyordu. İlk yarı bu skorla tamamlanıyor. İkinci yarı başladığında Fatih Şen sakatlanıyor ve yerine çok yakından tanıyacağımız Mustafa Er giriyor arkadaşlar. Mustafa Er oyuna girdikten kısa bir süre sonra Verkaçlarla ceza sahasının içinde kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve o zamanki kaleci Altay'ın Ramazan kurşunlu kapattığı köşeden Mustafa Er durumu 2-0'a getiriyor. Bu golden 9 dakika sonra Altay sol kanattan gelen bir ortayla Effa'nın ayak vuruşuyla skoru 2-1'e getiriyor arkadaşlar. Bu gol Altay'a yetmiyor. Maç 2-1 sona eriyor. Ardından Bursa Spor haftaya oynayacağı Adana Spor deplasmanı için hazırlıklara başlıyor. Adana Spor o zaman Yılmaz Vural başında ve e, ligde deplasman performansı en iyi 5. olan takım. E, Altay'da kendisi aslında son haftaya küme düşmesi kesinleşmiş Kocaeli Sporu abi arkadaşlar. Altay 33. haftada Kocaeli Sporu kendisi aslında 5-0 yeniyor. Bursaspor ise Adana deplasmanından son anlara 2-1 mağlup giriyor ve 87. dakikada Okan Yılmaz'ın golüyle skoru 2-2 yapsa da Maçı kazanamıyor arkadaşlar ve son haftaya girilirken Bursa Spor düşme potasında yani 16. sırada son haftaya giriyor. Ligin son haftasına girilirken arkadaşlar 6 ay umut dolu tabii ki. Çünkü niye? Bursa Spor kendisi aslında Gençler Birliği ile oynayacak. Gençler Birliği de o sene fırtınalar esiyor Ersun Yenal'ın takımı. Hatırlayacaksınız kadrosunda ünlü isimler vardı. Ahmet Aslan, Süleyman Yula, El Saka, Filip Dims, Kaleci Gökhan bunlar o zamanın çok değerli oyuncularıydı. Gençler Birliği 3. sırada ligi bitirmeyi garantilemiş bir takımdı arkadaşlar. Ve son 2 haftaya açıkçası yedek kadroyla çıkmayı tercih ediyordu Ersun Yanal. Bundan 5 hafta önce de Altay Gençler Birliği'nin kendisi aslında ağırlayarak 3-3 berabere kalmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar Bursaspor'un Spor'un Gençler Birliği'nin son hafta yenmesinden ziyade Altay'ın puan kaybetmesi lazımdı. Ve hatırlayacaksınız Bursa Spor'un tribün liderleri o gün Bursa Gençler Birliği maçına gitmedi. İstanbul'a İstanbul Spor Altay maçına İstanbul Spor'u desteklemeye gitti. Çok mantıklı bir hareketti. Ve İstanbul Spor Altay maçı 0-0 bitmişti arkadaşlar. Maç bittikten sonra Altay artık küme düşmüştü. Çünkü Bursa Spor 3-1 bir Gençler Birliği'nin kendi sahasında yenmişti. Bazı Altaylı yöneticiler Altay'ın kendi kötü oyunundan ziyade İstanbul Spor'un çok dirençli olduğunu iddia edip bazı İstanbul Spor'lu futbolcular üzerinde baskı yaratmaya çalıştı arkadaşlar. O dönem İstanbulspor'un yıldız futbolcusu, şu anki Bursaspor'un Spor'un kaptanı Selçuk Şahin, A milli takımla Fransa'da kampta olduğundan dolayı Altay'ın başvurduğu Şike Tahkik Kurulu'nda ifadesini verememişti. Söz konusu olan diğer iki oyuncu ise Musa Kuş ve Mehmet Yozgatlı ifadelerinde teşvik primi iddialarını yalanladılar. Arkadaşlar tabi Altay konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmiş. Ellerinde olduklarını söyledikleri ses kaydıyla sonuç almaya çalışıyorlardı. Tabii bu asılsız iddiaların da altı boş çıkınca apar topar ligden düşürdük diye bir mağdur edebiyatı oynamaya başladılar. Bunların haricinde İstanbulspor Altay maçında İstanbulspor'un bir futbolcusu gole giderken Altay'ın malzemecisi arkadaşlar malzemeci sağın içine girip İstanbulsporlu gole giden futbolcuyu durduruyordu. Ve bunu hiçbir Altaylı'dan duyamazsınız. Lig bitmiş. Bursa Altay arasındaki bu Konuşmalar devam ederken bir taraftan da Elazığlılar çıktı arkadaşlar. Elazığlılar da şunu iddia ediyordu. Altay'la Bursa, Elazığ'a kumpas kurduğunu iddia edip Bursa burada kurnaz çıktı diye söylemler de vardı. Arkadaşlar 2003 yılına kadar Altay kötü yönetildi. Ve böyle bir şeyi gündeme getirerek hem taraftarları yönetim olarak arkalarına aldılar hem de mağdur edebiyatını okumaya devam ettiler. Bursa Spor çok mu iyi yönetiliyordu? Tabii ki hayır. Okan Yılmaz üzerine kurulan bir takım. Ligin son haftalarını kurtarıcı olarak getirilen Nejat Biyediç. Nihayetinde Bursa Spor'da bir sene sonra küme düştü. Küme düşerken de dört takımın kurmuş olduğu kumpasın arasında kendimizi buluyorduk. Bunlar kim? Sebat, Rize, İstanbul Spor ve Beşiktaş. Bu konuyu uzun uzun daha sonra başka bir videoda anlatacağım. 2003 yılında alt lige düşen Altay o zamana kadar Süper Lig'de en çok maç oynayan 5. takımdı arkadaşlar. Üzerinden 17 yıl geçmiş olmasına rağmen henüz daha Süper Lig'e çıkabilmiş değil. Altay'ın bu kötü gidişatını incelediğimizde kader maçlarını oynayamadığını görüyoruz arkadaşlar. Bu düşüş sonrası Altay 3. Lig'e kadar düşer. Tabi düşüşe ait somut deliller, maddi sorunlar, kötü yönetimler artık bu düşüşe kaçınılmaz kılmıştı. 17 yıl dedik arkadaşlar. Bu 17 yılda Altay çok kritik maçlar oynadı. Yani öyle maçlar ki e, hakem düdüğü biraz önce çalsa, işte top çizgiyi geçse bugün başka bir Altay görebilirdik. Şimdi size Altay'ın bu maçlarından bahsedeceğim. 30 Nisan 2006, ikincilikte Altay. Mardin Spor'la karşı karşıya geliyor ve bitime 3 hafta kala ikinci sırada. Tabi Altay'ın son kalan maçları da alt sıradaki kolay takımlar. Bunlar işte Mersin, Sebat ve Mardin. Mardin ilk maçı 3-0 yeniyor arkadaşlar ve sürpriz olarak karşılanıyor bu durum. Çünkü Altay 2 yıl sonra Süper Lig'e çıkacaktı. Ardından Akçaba Sebat'a da 3-1 yenilince Altay playoff'lara kalmak zorunda kalıyor ve Sakarya Spor'a 4-1 playoff'ta yenilerek gene ümidini bir sonraki yıla aktarıyor. Bir sonraki sene arkadaşlar Altay Kasımpaşa 30 Mayıs 2007 playoff finalinde karşı karşıya geliyorlar. Altay 6. Kasımpaşa 5. sırada olarak playoff'a yükseliyorlar. Daha sonra Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor. Altay 2-1 yapıyor skoru. 2-1 öndeyken son dakikada golü yiyor Altay ve maç 2-2 bitiyor. Tabii tam Süper Lig'e çıkacakken gol yemek bir moral bozukluğu yaratıyor Altay'da. Neyse maç uzuyor. Altay uzatmalarda golü de buluyor. 3-2. Fakat uzatmaların da son dakikasında golü yiyor arkadaşlar. 3-3. Maç penaltılara gidiyor ve penaltılarda tekrar eleniyor. 15 Mayıs 2009 Altay Kasımpaşa 2 sene sonra tekrar playoff'ta karşı karşıya geliyorlar ve Altay gene penaltılarla maçı kaybediyor. 23 Mayıs 2010 Altay tekrar playoff'ta fakat playoff'un o dönem statüsü değişiyor arkadaşlar. Gerçi statü değişse de Altay'ın kaderi değişmiyor. Bu sefer lig usulü yapılan mücadelelerde en son Altay ve Konya karşılaşıyor ve final havasına bürünüyor bu maç. Konya'ya beraberlik yetiyor. Altay 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Fakat Konya Spor'da bulunan eski bir Altaylı futbolcu maça sonradan dahil olmasına rağmen 63 ve 68. dakikalarda Konya Spor adına 2 gol bulunca Altaylılar neye uğradığını şaşırıyordu. Altay 87. dakikada bir gol bulsa da maç 2-2 bittiğinden beraberlik Konya'ya yarıyordu. Arkadaşlar tarih 3 Nisan 2011'i gösterdiğinde Altay bitime 8 hafta kala Akisar'la oynayacaktı ve 12. sıradaydı. Ve o sene ligden iki takım düşecekti ve düşecek takımlardan bir tanesi de neredeyse Diyarbakır kesinleşmişti. Düşecek takımın Altay olacağına kimse ihtimal vermiyordu. Hatta o zaman Altay'ın e, teknik direktörü Coşkun Demirbakan Barcelona düşer Altay düşmez diyordu. Akisar maçından sonra Altay Kartal ve Adana Spor'a puan kaptırıp küme düşüyordu. 2011 yılında bir alt lige düşen Altay, 2018 yılında tekrar TFF 1. Lig'e yükselip e, iddialı bir kadro kuruyor arkadaşlar. Kadrosuna kattığı tecrübeli isimlerle Marco Pajao, Tatos, e, Brezilya Leandro e, bunlara güveniyor. Ayrıca Putsila, Kapel ve e, Bursaspor'un şampiyon kadrosundan tanıyacağımız İbrahim Öztürk de şu an Altay'ın kadrosunda yer almakta. Tabii Altay'ın teknik direktörü olarak çok yakından tanıdığımız ilk yarıda Bursa Spor'un teknik direktörlüğünü yapan Yalçın Koşukavak bulunmakta. Yalçın Hoca'yı da gönülden başarılar diliyoruz ama bu maç hariç. Arkadaşlar şimdi genel olarak baktığınızda Altay'da bir başarısızlıklar silsilesi. Tabii ki Bursa Spor'umuz kendine ait başarısızlıkları var ama Altay'da bu başarısızlıkları örtecek şekilde Bursa Spor'a karşı aşırı bir direnç var. 27 Şubat Perşembe akşamı saat 19'da Timsah Arena'da karşılaşacak bu iki takım tam 14 yıl sonra bir lig müsabakasında karşı karşıya gelecek arkadaşlar. En son 2012 yılında bir Türkiye Kupası mücadelesine karşı karşıya geldiklerinde ise Bursaspor Spor, NDI'ye ve Pablo Martin Bataja'nın golleriyle 5. turda tur atlayan takım oluyor. Bizim maça gelecek olursak Bursaspor'da Özer ve Tayfur, kart cezası arkadaşlar. Burak Kapacan maç günü yetiştirmeye çalışılıyor. Altay'da ise eksik bulunmuyor. Altay'ın ayın e, şu an en golcü oyuncusu Marco Pajao. Geçen senenin de gol kralı. 12 golle en çok gol atan futbolcusu. Marco Pajao en son Adana maçında 3 gol atarak hat-trick yapmıştı arkadaşlar. Bursa Spor'un en büyük kozu ise gene Selezno olacaktır. İzmir'den gelecek taraftarları inşallah gene güzel bir Bursa Spor tribünü izlettirip o şekilde şehirlerine yollarız. Sezona Yalçın Koşukovak'la başlayan Bursa Spor Maalesef ki devre arasını göremeden Yalçın Koşukava görevden almıştı. Yalçın Hoca'ya Altay'la playoff yolunda başarılar dileriz. Ama Yalçın Hoca bizim Süper Lig'e çıkma hedefimizi en iyi bilenlerden birisidir diye düşünüyorum. Aman Yalçın Hoca yakma bizi diyorum. Maç hafta içi oynanacağı için son Eskişehir ve Adana Demirspor maçlarına göre ilginin biraz daha azalacağını düşünüyorum. Yaklaşık 20 bin kişinin stadyumda olmasını bekliyoruz. Bursa Spor 6 ay mücadelesi öncesi size bazı verilerle maç öncesi aydınlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yorum ve düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Maç günü görüşmek üzere. Kazanan önce Türk Spor olsun diyorum. Daha sonra Bursa Spor.